Şimdi tabii böyle bir paketin açıklanacağı günler öncesinden söylendiğinde yani toplumda bir umut oluştu, beklentiler oluştu. Fakat paketin içeriğine baktığımız zaman daha önceki reform paketlerinin biraz daha detaylandırılmış hali olduğunu görüyoruz. En önemlisi yine Avrupa Birliği standartları gözetilerek Avrupa'daki yasal düzenlemelerin ithali çabalarını görüyoruz. Bu bizim açımızdan çok iç açıcı değil maalesef. Çünkü bizim toplumumuzun örfü, geleneği, kültürü Avrupa ile aynı değil. Yani her seferinde yerli ve milli söz laflarını gündemden düşürmeyenlerin yine dönüp dolaşıp Avrupa'dan, Avrupa müktesebatından iktibaslar yapması, oradan ithal bir takım düzenlemelere girişmesi gerçekten tarafımızca doğru bulunmamıştır. Şimdi genel anlamda işte tutuklama bir istisnadır. Esas olan tutuksuz yargılamadır. Bu daha önce konuşuldu ve mevzuata da girdi. Fakat burada asıl sorun uygulama sorunu. Pratikte en basit mesela diyelim ki alt sınırı bir yıl olan ya da diyelim ki ertelenebilir cezalardan bile bir bakıyorsunuz tutuklama kararı veriliyor. Yani bu konu pratikte çözülebilmesi için ancak hakimin inisiyatifinden çıkarılması lazım. Yani diyelim ki alt sınır belirlenecek, bir takım şartlar konulacak. Misal sanık dağda aranmış olacaktır. Yani adresi belli olmayacaktır. Kaçan bir sanık olacaktır. Cezası işte 10 yılın üstünde olacaktır gibi bir takım kriterler getirilip bunun dışındakiler tutuklanamaz diye hüküm konmadığı sürece daha önce işte ben tutuklama şablon kelimelerle yapılıyordu diyorduk. Yine benzer şablon kelimelerle aynı şekilde bu sefer biraz daha uzun gerekçelerle keyfi tutuklamalar pratikte uygulamada devam ediyor. Belki tutuklamadan dolayı bir tazminat veriliyordu. Sanki böyle tazminatın bir ucu haksız tutuklamaya sebebiyet veren veya bunu yapan savcı ve hakimlere rücuen biraz da mesela tamamı değil de verilse daha duyarlı davranacaklarını düşünüyorum. Uygulamadan biri olarak söylüyorum. Mesela diyelim ki savcılara yeşil hakimlere, avukatlara yeşil pasaport verilmesi güzel bir gelişme. Yani yeşil pasaportunun verilmesinin ruhuna da uygun bir şey. Uzun zamandır avukatlar böyle bir şey bekliyorlardı. Yine hukuk fakültesi mezunlarına sınav getirilmesi, benim yaklaşık 32-33 yıldır ben avukatım. Ben son sınıftayken bu gelecekti. Yani işte kendi kendime diyordum bize vurmasa bari yani sınavsız avukat olsak hala gelmedi. Yani bu paketin içinde yer aldı ama bunların tamamı yasalaşma sürecinden geçecek. Yani mecliste görüşülecek. Belki bu reformun tamamının yasalaşması ve uygulamaya konulması 3-5 seneyi aşacaktır. Bu meclisin şeyini de geçebilir. Dolayısıyla bu konuda da ne zaman böyle bir uygulamaya geçilecekse bakıyoruz bir engelle karşılaşılıyor ve vazgeçiliyor. Sınav iyi midir, kötü müdür onu ben tartışmak istemiyorum. Benim kişisel görüşüm öğrenci bütün sınavlardan geçerek hukuk fakültesini bitirmişse özellikle avukatlıkta kendini mesleğinde kanıtlaması gerekir. Hani devlete avukat alırken, hakim savcı alırken böyle bir sınav, bir seçim yapılır da avukatlar için ben başından beri çok olumlu bakmıyorum ama baroların bu konuda ciddi baskıları var hükümet üzerinde sınav getirilmesi yönünden. Hukuk fakültesinin 5 yıla çıkarılması bence çok olumlu bir şey değil. Yani içerik boş olduktan sonra, iyi hukukçu yetişmedikten sonra işte bu dışarıdan denklik verilmek suretiyle bizimle
eğitimi aynı olmayan yerlerden mezunlar olduktan sonra bunun 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl olmasının çok bir manası olmayacak. Yani süreci uzatmanın işte mesela staj dönemi uzatılsaydı belki biraz daha mantıklı olabilirdi yani mahkemelerde. Bir diğer husus işte savunma gücünün arttırılması. Bu gerçekten gerekli bir şey hakikaten. Avukatların gücü nispeten bundan önce avukatların kurumlardan belge almasının kolaylaştırılması yönünde bir takım düzenlemeler oldu. Bu avukatın işini bir hayli kolaylaştırdı. Bunun biraz daha çerçevesinin genişletilmesi lazım. Bazı yerlere daha rahat internet üzerinden ulaşım imkanı sağlanması gerekir. Avukatlara ayrıca bir takım işlemleri yapma yetkisi basit. Mesela diyelim ki bir vekalet verilecek, notere niye gidilsin? Yani bir avukat o vekaletnameyi tanzim edip altına imza atabilir. Bunun gibi bir takım düzenlemelerin iyi olacağı düşüncesindeyiz. Savcı ve hakimlerin coğrafi güvenceye kavuşturulması kanaatimce o da önemli bir şey. Yani savcı ve hakim ne kadar kendini özgür, bağımsız hissederse daha rahat vicdanıyla baş başa kalır. Herhangi bir baskı altında kalmamış olur. Yani savcının veya hakimin sürgün tehdidi altında olmaması lazım. Bu ne kadar ona güvence verir? En azından mevcut halinden daha iyi bir teminat, bir konum verir. Ama hepimiz biliyoruz ki yargı mekanizması bir şekilde Adalet Bakanlığı'nın etkisi altındadır. Yani ondan kurtuluş bana göre yok gibi. Yeni ihtisas mahkemelerinin açılacak olması kanaatimce faydalı olacaktır. Ve özellikle hakimlerin böyle bir dönem savcı olarak atanması, ondan sonra hukuk hakimi, ondan sonra ceza hakimi olarak atanması da yanlıştır. Yani biz uygulamada çok karşılaşıyoruz. Ceza hakimliğinden gelmiş iş mahkemesine. İş hukukunu hiç bilmiyor. O işi öğrenene kadar bir sürü gümbürtü kopuyor. Yani insanlar perişan oluyor. Burada başından itibaren cezacı, hukukçu ayrımının olması bu problemleri ortadan kaldıracaktır. Diğer bir konu alternatif çözüm yolları. Biz başından beri şunu söylüyoruz. Gerçekten bu toplumda esas olan insanlar arasında ihtilafların çıkmasına yönelik önleyici tedbirler alınması. Yani bu insanlar birbirinden ne istiyorlar? Alıp veremedikleri nedir? Bu ihtilaflar nereden çıkıyor? Bunu azaltmanın yolları tartışılmadan çözüm olarak işte mahkemelerimiz altında kalıyor, kalkamıyor. Bir de başka yerlerde işte alternatif bürolarda gitsinler, çözüm arasınlar. Bu palyatif bir çözümdür. Yani bu ülkede haddinden fazla adliyeler yapılıyor ve yetersiz kalıyor. Bu da onun bir itirafıdır. Yine devlet gerçekten çok ciddi büyüklükte cezaevleri yapıyor ve yetersiz kalıyor. Oysa ki biz Müslüman bir toplumuz. Müslüman toplumda İslami bir eğitim almış gerçekten ama Kur'an'ı bir eğitim almış. Bundan dolayı hakkını, hukukunu bilen ve her haksızlığın mutlaka adli ilahide bir karşılığının olacağını, mahkeme-i kübranın olduğu bu anlayış vicdanlara yerleştiği zaman insanlar suç işlemekten korkacaklardır, kaçınacaklardır. Birbirinin hakkına, hukukuna riayet edeceklerdir. Mesela bugün Avrupa'da işte insan hakları ile ilgili metinler var. Fakat İslam hukukunun insan haklarına yönelik metinleriyle kıyas edildiğinde çok cılız kaldıkları, yetersiz kaldıklarını görüyoruz. Mesela diyelim ki Avrupa müktesebatında komşu hukuku
ıskalanmış bir müessese. Ama İslam'da komşuyla olan ilişkilerde Efendimiz'in bir sözü diyor, neredeyse yani komşuyu komşuya mirasçı yapacaktım. Bu kadar komşuluk hukukuna riayet gerekiyor. İşte bu yaygın bir biçimde komşu, alışveriş yaptığı kişi, ticarette hep böyle şu gözetilse, işte bunun hesabı olacak. Tamam, hakim, savcı beni görmezse, bu adam beni şikayet etmese bile bu hak benim yanıma kalmayacak. Bu bilincin oluşması için toplumun değerler eğitiminin yükselmesi lazım. Bu şekilde alternatif problem çözme mekanizmaları yerine eğitimin, değerler eğitimi üzerinden güçlendirilmesi, kaliteli ve şahsiyetli bir toplum oluşturulması daha sağlıklı olur kanaatindeyim.